Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımız yani Windows açılırken mavi ekran hatası verirse ne yaparız? En basit yolda nasıl verilerimizi kurtarıp nasıl Windows'u tekrardan yükleriz? Adım adım bunları göstereceğim. Şimdi öncelikle ilk adım Windows 10 yüklü bir USB bellek almamız gerekiyor. Bunu Windows 10'u nasıl USB belleğe kurarız diye internette Google'da YouTube'da yazarsanız çok basit bir şekilde görürsünüz. Ben de zaten videosunu yapmayı düşünüyorum. Windows 10 yüklü USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Taktıktan sonra bilgisayarımızın açma tuşuna basıyoruz. Evet arkadaşlar, bilgisayarımız açılırken BIOS tuşuna ard arda basıyoruz. Bu bilgisayarınızın modeline göre değişebilir. Bu Grundig laptoplarda F2 imiş. İnternetten laptopunuzun markası neyse onun BIOS tuşu direkt aratırsanız Google'da direkt karşınıza çıkar. Eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınızdaki yani kasanızdaki anakart modeliniz neyse onu yazıp BIOS tuşu nedir diye aratırsanız Google'da direkt karşınıza çıkar. Örneğin benim masaüstü bilgisayarımda MSI anakart var. MSI BIOS tuşu direkt Google'da arattığım zaman direkt karşıma BIOS tuşu çıkacak. Şimdi BIOS'a girdikten sonra buradan direkt boot menüye geliyoruz. Buradan boot type order yazar. Buraya geliyoruz. Buradan ilk sıraya USB belleğimizi almamız gerekiyor. USB belleği üst sıraya getirmemiz için bazı modelden modele değişebilir. Üst sıraya getirmek için şurada alttan zaten ibareler yazar. Bunu da F5 F6 ile değiştirebiliyoruz. F6'ya basarsak USB belleğimizin en üste geldiğini görüyoruz. En üste getirdikten sonra buradan çıkıyoruz. Buradan en sonda Exit Saving Change seçeneğini tıklıyoruz. Yes diyoruz. Şimdi bilgisayarımız USB bellek üzerinden açılacak. Eğer bir sorun olmaz ise. Ayrıca size bir ipucu. Eğer bilgisayarınız böyle açıldığı zaman şurada Windows simgesi yerine ikonu yerine bilgisayarınızın ikonu varsa UEFI bir kurulum yapılmıştır. Eğer Windows simgesi olsaydı büyük ihtimal eski tip kurulum yapılmış oluyordu. Bunu da bu şekilde öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burası geldikten sonra direkt burada hiçbir seçeneğe basmadan şöyle netleyeyim telefonumdan. Şuradan direkt ileriyi tıklıyoruz. Burada şimdi yükleye basmıyoruz kesinlikle. Çünkü sıfırdan bir kurulum yapmayacağız. Öncelikle amacımız bilgisayardaki verileri kurtarmak. Şuradan bilgisayarımız onarına basıyoruz. Bilgisayar onarına bastıktan sonra kurtarma moduna geçecek. Kurtarma moduna geçtikten sonra şuradan sorun gidere tıklıyoruz. Sorun gidere tıkladıktan sonra da şuradan ilk yapacağınız şey başlangıç onarma. Başlangıç onarmayı denediğiniz zaman eğer onarmazsa bu bilgisayarda onarmıyordu. Ben denemiştim. Olmuyorsa tekrardan bu dediğim şeyleri en başta yapmanız gerekiyor. Bu kurtarma moduna girmek için. Ondan sonra şuradan eğer bilgisayarınız en son güncelleştirme yapıldıktan sonra böyle bir hata veriyorsa buradan güncelleştirmeleri kaldır deyip en son güncelleştirmeleri kaldırabilirsiniz. Ayrıca şuradan sistem geri yükleme, önceden bir geri yükleme alanı oluşturmuşsanız muhtemelen oluşturmamışsınızdır. Buradan en eski haline bilgisayarı döndürebilirsiniz. Ben buradan bütün seçenekleri zaten denedim. Buradan size en kolay, en basit yöntemi göstereceğim. Zaten bir önceki bir video daha çekmiştim. USB ile Linux kurup oradan verilerinizi kurtarabiliyordunuz. Şimdi çok daha basit bir yöntem göstereceğim. Zaten bu yöntemler deneme yanılma. Eğer bu olmadıysa Linux olmadıysa başka bir yöntem. Bu şekilde göstereceğim. Şimdi başlangıç komut sistemine tıklıyorum. Tıkladığınız zaman komut sistemi gelecek. Buradan öncelikle verilerimizi kurtarabilir miyiz ona bakmamız gerekiyor. Burası geldiği gibi buradan notepad.exe yazıyoruz. Enter diyoruz. Pardon yanlış yazdım herhalde. Aynen.
Aynen yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Bir daha kontrol edeyim. Aynen. Notepad.exe yazıyoruz. Enter'dikten sonra gördüğünüz gibi bildiğimiz not defteri açılıyor. Not defteriyle bir işimiz yok. Buradan direkt dosyaya tıklıyoruz. Buradan farklı kaydet diyoruz. Farklı kaydet dediğimiz an buradan direkt bizim klasörlerimiz, dosyalarımız görünecek. Buradan bu bilgisayara tıklıyoruz. Buradan tıklayıp aşağı getirince buradan hard diskimiz görünecektir. Bu bilgisayarın hard diski görünmüyordu. Ben bunu şu an tamir etmiş halimde gösteriyorum. Başka bir yöntem daha göstereceğim. Siz buradan verilerinizi kurtarabilirseniz buradan direkt örneğin C'ye girin. Mesela şu dosyayı kurtarmak istiyorsunuz. Sağ tıkla şu an bilgisayara başka bir hard disk veya flash bellek takıp buradan kopyala veya gönder deyip o diski seçip direkt kurtarabilirsiniz verilerinizi. Verilerinizi kurtardığınızı varsayalım. Kurtardıktan sonra bilgisayarınıza sıfırdan format atabilirsiniz. Veya siz bu bilgilerinizi burada göremediniz. Mesela şöyle bilgisayar buradaki bu bilgisayara geldiniz. Şuradan şu simgeyi tıklayıp aşağı getirdiğinizde şurada hiçbir veri, hiçbir şey görünmüyor. Yerildik C yazıyor ama ne kadar dolu, ne kadar boş görünmüyor. Bu bilgisayarda da böyleydi. İkinci bir yöntem, farklı bir yöntem size göstereceğim. Buradan tekrardan çıkıyoruz buralardan. Yine bu komut sistemine giriyoruz. Bu komut sistemine size bir kod vereceğim. Bu kodu yazarsanız, önceki kodu söyleyeyim. SFC boşluk slash büyük harflerle caps lock'u açıyoruz. Scan no. Aynen. Bu komutu ben çalıştırmayacağım çünkü zaten bu bilgisayarda çalıştırdım ve hard diski düzeldi. Hatta bilgisayar yine eskisi gibi düzgün bir şekilde açıldı. Hatta format atmama bile gerek kalmadı. Bunu açtıktan sonra bilgisayarınızdaki hard diski tarayacak. Tarayıcıda bazı şeyleri düzeltecek. Zaten düzelttikten sonra düzelttiğini sayalım. Düzelttikten sonra zaten yüzde bitecek. Buraya exit diyeceksiniz. Tabi küçük harflerle. Exit dedik deyip enter'a bastıktan sonra bilgisayarınız belli bir süreden sonra yeniden başlayacak. Sonra kendini diski tarayıp düzeltmeye çalışacak. Bu bilgisayarda bu yöntemi denedim. Yaklaşık 1-2 saat sürdü, yani uzun sürüyor, haberiniz olsun. 1-2 saat sonra bilgisayarım düzgün bir şekilde açıldı. Bütün verilerime de ulaştım. Herhangi bir sorun da olmadı. Hard diskte de pek güven vermiyor ama bir problem görünmüyor şu anlık. Hatta size açalım bilgisayarımızda. Exit diyelim. Evet arkadaşlar, ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Tekrardan bu dediklerimi yaptıktan sonra bilgisayarım düzgün bir şekilde açılacak. Açıldıktan sonra bir daha bilgisayarımızı kapatıp aynı şekilde başta gösterdiğim şekilde BIOS'a girip burada boot menüye girmeniz gerekiyor. Burada Windows Boot Manager'ı en üste getirmeniz gerekiyor. Hatta şu hard disk'i de hemen bir altına getirirseniz çok daha iyi olur. Çünkü bu şekilde eğer flash belleğiniz takılı kalırsa bir daha bilgisayarınız flash bellek üzerinden açılmak isteyecek. Bu şekilde yaparsak hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun olmayacak. Bunu yaptıktan sonra tekrar buradan Exit Saving Change tıklıyoruz. Buradan Yes diyoruz. Bunu yaptıktan sonra zaten bilgisayarımız düzgün bir şekilde açılacaktır inşallah. Size bu bilgisayar bu diski düzeltirken ki halinin birkaç tane fotoğrafını göstereceğim. Sizin bilgisayarınızda da bu ibareleri göreceksiniz. Merak etmeyin, sabırla bekleyin. Ben bekledim. 1-2 saat içerisinde düzeldi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Sizde bu tür durumların olmaması için lütfen önemli bilgilerinizi özellikle yedeklemeyi unutmayın. Gerçekten çok önemli. Bu da benim kuzenimin laptopu. İçerisinde projeleri vardı. Projeleri çok şükür kurtardık. Çünkü çok önemli. Bir daha baştan yapması gerekiyordu. Şimdi bekliyoruz. Evet, bilgisayarımız düzgün bir şekilde açıldı. Bilgisayarımıza aynı en eskisi neyse o şekilde bütün verileri, her şey şu anda içerisinde. Bilgisayar düzgün bir şekilde çalışıyor.
Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tür bilgiler eğer işinize yaradıysa lütfen yorumlarda belirtin veya karşılaştığınız sorunlara yazarsanız cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca videoyu izleyen arkadaşlar da cevap vermeye çalışabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor?